Yani tabii sadece bizim sendikamız açısından değil, tüm işçi sınıf açısından bir engel. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu. Ondan önce, daha öncesinde 12 Eylül faşizmi sonrası çıkartılan 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu Sözleşme Grev Lokat Yasası vardı. Onun yerine çıkartılan ve bundan 10 yıl önce çıkartılan bu yasa, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası, tamamen mevcut sarı sendikal düzeni koruyan bir yasal düzenleme. İşçi sınıfının ekonomik örgütlenme mücadelesi önünde de engel bir yasal düzenleme. Çünkü demokratik anlamda uluslararası sözleşmelere de uygun olmayan bir düzenlemeler söz konusu. Yani zaten o 12 Eylül faşizmi, finans oligarşisinin, finans kapitalistlerin, tek ellerin işçi sınıf üzerindeki egemenliği olarak öyle ifade ettiğimiz ve sonuçları da aslında en önemli bir şekilde işçi sınıfının örgütlenmesi ve mücadelesi önünde ciddi anlamda engellemeler içeren bir yasa. Bir örgütlenmeden başlayarak uzun yılları alan örgütlenme, itiraz süreçleri, mahkemelerin uzun sürmesi, mevcut örgütlenmedeki yasal engeller giderek fiili olarak engellemelere dönüşen süreçler ve bir taraftan da bir diğer önemli yanı da mevcut sarı sendikal yapılanmayı, düzen sendikacılığını koruyan bir yasal düzenleme. O bakımdan işçi sınıfının sermaye sınıfına karşı örgütlü bir sınıf hareketini, örgütlü bir ekonomik mücadeleyi, demokratik bir mücadeleyi engelleme amacıyla düzenlenen bir yasal düzenleme. Çünkü işçi sınıfının, işçilerin demokratik olarak bir örgütlenme hakkı, hem iş yeri barajları, hem iş kolu barajları bakımından belirli şekilde işçi sınıfını cendereye alan bir düzenleme ve bunun da arkasında da sarı sendikacılık var. O bakımdan göstermelik olarak Türkiye'de sendikal haklar var mı? Var. Toplu sözleşme grev hakkı var mı? Var. Ama bunların hepsi göstermelik kalmış durumda. Çünkü gerçek anlamda bir örgütlenme hakkından, grev hakkından söz edilemez. Yani bu yasal düzenleme bunun tamamen göstermelik bir takım hakları ifade eden düzenlemelerin yer aldığı düzenlemeler. Bizim bazı 5 yıl devam eden yetki davaları var. Yani uzun, daha da uzun süren yetki davaları var. İş kolu barajları 4 ayda bitmesi gereken baraj davaları yıllarca, 8 yıldan beri devam ediyordu. 8-9 yıldan beri bizim 2013 Ocak ayındaki yapmış olduğumuz iş kolu barajına yönelik itirazımız tam 9 yıl sürdü. 9 yıl sonunda bakanlığın ve Türk İş Genel Merkezi'nin müdahalesiyle olumsuz olarak sonuçlandı. Yani mevcut kendi kurallarına bile uymayan bir düzenlemeleri içeren bir yasal düzenlemeyle karşı karşıya işçi sınıfımız. Demek sepetli işçilerin, yani sizlerin mücadelesi ve direnişi kazanmışsa aslında bir anlamıyla. Çünkü kimseyi 2 gün üst üste işe gelmedin diye işten atma şansı yok. Artık bu para babalarının işçi sınıfının önüne koyduğu yasal engelleri de aşan bir mücadele söz konusu. O bakımdan sizleri tebrik ediyorum. Fiili bir mücadele anlayışını, yani işçi sınıfının sermaye sınıfına karşı mücadelesini, kendilerini mevcut yasalarla sınırlamayan bir mücadeleyi anlayışıyla ortaya koymak gerekiyor. O bakımdan sendik olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bazen farklı iş kollarında da olsa işçi sınıfının, sarı sendikacılığın ihanetine uğrayan iş yerlerine, sendikasız olan örgütlenmede işverenlerin, sermaye sınıfının baskısıyla karşı karşıya olan iş yerlerinde kişilerin mücadelesine de sahip çıkıyoruz. Onlara öncülük de yapıyoruz. Bundan dolayı da örneğin bu konuda en çarpıcı örnek uzel makine direnişi ve mücadelesidir. Burada da tamamen sarı sendikacılığın da bir taraftan sermaye sınıfının, patronların, para babalarının zulmüne uğrayan uzel makine işçileri aynı zamanda sarı sendikacının da ihanetine uğramış bir 2200 kişinin çalıştığı bir iş yeri. Yıllardan beri sendik olarak biz bu mücadeleye sahip çıkıyoruz.
Ve giderek de aslında bir meşrulaşmış da oldu. Yani sadece iş koluyla kendini sınırlayan mevcut yasal sınırlamalarla kendini sınırlayan bir sendikal ve mücadele anlayışı yerine nerede bir işverenlerin, patronların, sermaye sınıfının baskısıyla karşı karşıya kalan iş yeri ve işçiler varsa onlara sahip çıkma, onların mücadelesini daha ileriye taşıma anlayışıyla ortaya koymak ancak gerçek anlamda bir bu cender altına alınmayan, yasalarla cender altına alınmaya çalışılan sendikal ve işçi sınıf mücadelesine karşı fiili mücadeleyi ne kadar etkili hale getirebilirsek o kadar işçi sınıfını ekonomik mücadele anlamında demokratik olarak daha ileri hakları kazanmasının yolu buradan geçiyor. Yani Uzel Makine İşleri de yıllardan beri mücadele etti. 10-15 yıldan sonra tekrardan mücadele başladı, devam etti. Önümüzdeki günlerde de direnen işçilerin tüm haklarını aldığı bir aşamaya da geldi. Önümüzdeki günlerde böyle bir mücadele çünkü tamamen kendini yasal sınırlar içerisinde hapsolan bir mücadele anlayışı olsaydı Uzel Makine İşçileri haklarını alamayacaktı. Yine geçmişteki direnen, mücadele eden Uyum Makro işçileri, Real Market işçileri yani kendileri sadece yasal sınırlar içerisinde bir sınırlayan bir mücadele anlayışı olmuş olsaydı haklarını alamayacaklardı. O bakımdan örneğin yine makro işçileri işte bizim iş kolunda olmamasına rağmen sahip çıktık. Önümüzdeki günlerde mücadele eksik kalan %70'ini almışlardı ama önümüzdeki günlerde onlar da tamamını alacaklar. Yani görüşmelerimiz var o konuda, o yönde de. Yani orada örneğin bizim iş kolunda değil, makro market işçileri de bizim iş kolunda değil. Ama böyle bir mücadele anlayışıyla aslında tüm sendikalar böyle bir mücadele anlayışıyla tamam elbette iş kollarını temel alan bir şey olsa bile ama genel sınıfın çıkarlarını öncelikli olarak yapmak lazım, esas almak lazım. Bir taraftan fiili mücadele, bir taraftan da sınıfın genel çıkarlarını da esas alan bir mücadele anlayışıyla ancak işçi sınıfının mücadelesi daha etkili hale gelebilir. Mevcut sarı sendika, cender altına alınmayan, çalışılan sarı sendikacılık çemberi ancak öyle bir mücadele anlayışıyla kırılabilir. Çünkü sarı sendikacılığın cenderesi altında kalan işleri bekleyen, işte giderek milli gelir dağılımından daha az ücret alan, çünkü işlerin bu mevcut düzenli sonuçları ortada. Giderek daha yoksullaşıyor, giderek daha elinden hakları alınan bir dönemi yaşıyor. Şu anda Türkiye'deki işçi sınıfı mücadelesi, sendikal mücadele en zayıf bir dönemini yaşıyor. Bu ancak bir fiili ve kendisini yasal mücadelelerle sınırlamayan bir mücadele anlayışıyla bu kırılabilir. Bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz sendik olarak.